efendim, nasıl? Eğleniyoruz değil mi? Ne eğlencesi İsmail? Müzik bile yok. Siz niye dans ediyorsunuz? Resmen sıkıntıdan üzerime öküz oturdu. Ah, keşke otursa. En azından biraderlerinin olurdu İbrahim. Sonuçta biz geçen yıl başında Alp Dağları'nda bungee jumping yapmış insanlarız. Evet ya, böyle ip bağlayıp yüksekten kendimizi aşağı bıraktık. İnanılmaz heyecanlıydı değil mi? Sen o gelecek zamanı unut bence. Bizi eğlendiremedin. Ya ama İbrahim Bey, şimdi sizi ev partisine zam için çağırmışız gibi davranmayın. Hı hı. Hiç uyumuz değildir. Evet. Biliyorsunuz. Dürüstlüğü severim. Zam için çağırdık. Ay yürü İbrahim. Marjinalliğim düştü. Hemen telafi etmem lazım. Üf ya. İsmail, kadın dağdan aşağı iple atladın diyor, iple. Benim parti için hazırladığım en büyük aksiyon fallı kurabiye. Sorma hayatım, sorma. Bittik biz, resmen bittik. Artık zam ikimiz için de tatlı bir rüya. Bir mucize. Allah'ım, bir mucize. Bir mucize. Allah'ım, bir mucize. Bizim bu trafikte size gelebilmemiz bir mucize. Oh, oh, oh. Kıza zor park ettim ama sonunda Nail Baba geldi yeğenim. Ay Bilal, girene girmez espriyi patlattı ne? Noel demiyor, Nail diyor. Bak, bak, bak. Tabi düşündüm, Noel Türk olsa Nail. Espri zeka işi. Amca, yenge, sizin ne işiniz var burada? O nasıl soru kuzum? Yeni yıl akrabasız girilir mi? Yeni yıl akrabasız gireceğime 2016'ya bir daha girerim, daha iyi. Amca, siz uzağa taşınınca bu çocuğun sahipsiz büyümesinden ürküyorum dedi. Sonra benim çimçik İsmail'im ne yapar bir başına yılbaşında dedi. Şaş İsmail'im ne yapar dedi. Şapşal İsmail'im yalnız kalmasın dedi. Kalktı 5 vesait yaptı, girildi. Neden? Çünkü sevgi fedakarlık ister. Benim punçik yeğenim için değer. Mehtap, hadi ben de bir soyunup söküreyim. Küçük oldu Eryan'ım. Oğlum siz de kaloriferleri askısın da çok yazmasın. Ya amca, bizim de misafirlerimiz vardı ama. Ne var canım, ben sıcakkanlıyım, kaynaşırız. Aha, evet, süper kahraman girmiş. İşte aradığım aksiyon. Efendim, merhabalar. Ben Deniz Bilal Koçyiğit. Bu da eşim Mehtap Koçyiğit. Memnun olduk. Ya amca, tanıştırayım. Bunlar çok değerli patronum, ünlü iş adamı, büyük CEO İbrahim Bey. Ve bu da saygıdeğer eşi. Amca, çok önemli insanlar. Vay! Benim yeğenimin patronu mu gelmiş? Hoş geldin patron bey. Amca, oh, sen nasıl kattın? Seferimi yiyeceksin. Ne yapıyorsun amca? Sen karışma İsmail. Amca çok otantik. Gördün mü Burcu? Resmen partiye organik insan getirmişler. Aynen. Ya bir şey soracağım de. Altınızdaki ne Allah sen kuzum? Bilal'im dedi ki, Mehtap dedi, yılbaşına kırmızı renkle giriliyor. Bizde de niye kırmızı içlikle girilmesin dedi. Daha çok şans getiririm dedi. Bana da mantıklı geldi. İyi dedin. İyi dedin yenge, iyi dedin. Oy Bilo. Esat, sen ne hissediyorsun peki bu kostümle? O kadar kötü mü? Evet. Bir moral alkışı alalım lütfen oyuncumuza. İşte oyunculuk böyle bir şey bazen, değil mi? Çok sevmediğin şeyleri giyebiliyorsun. Güzel duruyorsa iyi. İşte yılbaşı için hazırlıklısın, çok iyi. Hı-hı. Evet, Eda senden alalım. İçlikle niye girilmesin dedi. Daha çok şans getirir hem dedi. Bizde de niye kırmızı içlikle girilmesin dedi. Daha çok şans getirir hem dedi. Bana da mantıklı geldi, iyi dedin. İyi dedin yenge, iyi dedin. Oy Bilal, şu masaya bak. Kupkuru masa. Ne ikram ettiniz kız misafirlere? Olur mu yenge, kanepe var ya. Kızım, hadi kanepede uyuyacaklar. Yemek olarak ne var? Kanepe bir aperitiftir. Onun yanında da
Zencefilli kurabiye ve cips var. Yanında da meyveli gazozlar var. İsmail'im, punçim, gözünün yanına iki yumurta kırdığımı. Böyle yılbaşı mı olur? Televizyonun ses sona kadar açılacak. Ortalık mandalina kestane kabuğundan geçilmeyecek. Dadesi tutulacak. O diyecek, sen la ders demedin. O diyecek, yok ben dedim. Tartışılacak. Mehtap çılgınlık bu. Allah'tan biz hazırlıklı geldik he. İbrahim Bey, ağabeyin dolma geliyor. Hayır, hayır, hayır. Yenge yapma, ne olur bana. Ne olur? İbrahim Bey, bak dolma. Ay dur, ver ya. Ver, ver, ver. Bu neymiş ya? Vallahi, vallahi kalem gibi sardım. Tamam. Sen de ya hanıma, sen de ye. Ay efendim, ne olur yapmayın. Ağzımın tadı kaçar. Daha yeni sushi yedim. Sen hele bir önce bunu ye, ondan sonra su iç. İbrahim, ben buna bayıldım. Belli isim o. Fransız mutfağında böyle lezzet görmedim. Göremezsin tabii. Çünkü bizim mutfakta yaptık. Bak bak, yine yaptı şakasını. Biraz tanışalım İbrahim Bey. Memleket nere? Anne tarafı Polish, baba tarafı British. Neymiş? Anne tarafı komple Polismiş. Baba tarafından birisi dişsizmiş. Ay geçmiş olsun. Hanımefendi, siz hangi işle meşgulsünüz? Ben in-house designer'ım. Neymiş? Her havuzun dibi aynıymış. Ya o zaman amca, hadi siz. Hadi, doğru söylüyorsun. Biz tombala ya. Amcacığım ne tombalası? Ay Bilal, biz de olmasak bunları yeni yıl almazlar ha. Tombala ne kim yahu? Ya tombala ne değil, tombala yılbaşında oynanan bir çeşit oyundur. Oyun mu? Eğer bir oyun varsa mutlaka ben kazanmalıyım. Nasıl oynanıyor bu oyun? Böyle kartlar kapanır, torbadan bir sayı çekersin. Desin 91 var mı? O der ki nasıl 91? En yüksek sayı 90 değil mi? Sen desin şaka yaptım. Kah 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 gülerler. Sayılar kapanır ilk tombala diye kazanır tombala. Tombala! İlk ben söyledim, ben kazandım. Yuhuu! Ben kazandım be! Çok kolay oymuş. Yok bir iş böyle olmayacak. Bu patron beye tombalayı öğretene kadar gece biter. Ama yılbaşı da oyunsuz olmaz. Sandalye kapmaca mı oynasak? Ben hemen bir sandalye kapıp geleyim. Feci hırs yaptım. Bütün oyunları ben kazanacağım. Bütün sandalyeleri getir. Patron, ya amca ne olur vazgeç, ne olur yapma ya. Amca lütfen vazgeçelim. Evet. Oynamayacak mıyız yoksa? Aa, üzmeyin adamı. Ne istiyorsa yapalım. Demek ki belli ki bu küçük adamla dolmalı kadın yılbaşı eğlencesinden anlıyor. Evet, şimdi müziği başlatıyorum. Müzik bitince sandalyelere oturuyoruz. Ayakta kalan oyun dışı kalıyor. Ya biz oynamasak? Oyun bozan insanlara zam yapmayı da hiç sevmem. Aa yok, en sevdiğim oyundur, bayılırım. Ben de bayılırım. Bayılmamak için zor tutuyorum kendimi. O zaman müzik başlasın. Söyleyeceğim ama Esat, kumanda sen de. Sen orada garantiliyorsun yerini, öyle olmaz. Kumandayı ben alayım, adil olsun oyun. Değil mi? Ya Esat abla ya. Ama ne yapayım, ne olmaz. Ne güzel, iyi de hile yapıyordum. Olmaz, hayır kabul etmiyorum. Hak eden kazansın, evet. Aman başlayalım, başlayalım. Hadi başlıyoruz, hazır mısınız? Tamam.
oturdum İsmail'i yendim. Aynen. İsmail böyle yenerler adamı. Kuş gibi kalırsın öyle. Koskoca CEO da ne hale geldi ya? O zaman devam edelim. Mutlaka yenmeliyiz bu insanları. İsmail, ben yenilmeyi hiç sevmem. Yenilmek genlerim de yok. Amca duydun mu? Patronum yenilmeyi hiç sevmezmiş. Sen de bu yüzden amcanın kazanmasını istiyorsun değil mi? Ya yok amca, sen yanlış anladın. Merak etme, ben yenerim onu. Perişan ederim onu. İşte şimdi bittik İsmail. Devam edelim. Şimdi senin yerine de oynarım. Hırsım daha da arttı. Boynu ver kazanacağım. Bittik biz, resmen bittik. Yine başlatalım. Yapmaz mıyım? O halde eğlenceye de
Biraz daha dans edelim mi? Sonuçta dansız yılbaşı olmaz. Mehtap çılgınlık bu.